Renkler çok kötü. Peki. Hatlar çok keskin. Bunu da mı beğenmedin? Çok kaba. Tamam, inceltiriz. Biraz hızlı geçmiyor musun hepsini? Üzerinde durulacak bir tasarım görmedim daha. Bunların hepsi çöp. Cüneyt, bu renkleri sen istemiştin. Çalışırken konuştuğumuz çizgilerin dışına çıkmadım. Keşke çıksaydın. Ben istediklerimi söylerim, sen tasarlarsın. Eğer her ayrıntıyı ben düşüneceksem sen ne yapacaksın? İleri gidiyorsun Cüneyt. İşte ben de bundan korkuyorum. Tek projelik mi senin yeteneğin? Hayırdır, iyi misin? İyiyim. Bu otel işinden alnımız nakliye çıkarsak gerisi çorap söküğü gibi gelir. Bu daha başlangıç. Ben bu işin altından kalkacağımıza inanıyorum. Eylül Hanım işinde çok iyi. Yeni tasarımcımız. Osman Baba bahsetti. Büyük patronun gözüne girdiğine göre tamamdır zaten. Tunç. Bey, pardon. Yanlışsınız sanıyordum. Önemli değil Eylül Hanım. Buyurun gelin. Sizi Ferman Bey'le tanıştırayım. Ferman Bey, şirketimizin ticari işler koordinatörü. Memnun oldum. Ben de öyle. Ben sizi bölmeyeyim. Yok, rahatsız olmayayım. Ben çıkıyordum zaten. Bu otel işi çok önemli. Elinizden gelenin en iyisi yapacağınızı inanıyorum. Kolay gelsin. Neyin var? Cüneyt'i şu an öldürebilirim. Cüneyt! Oğlum anlatmayacak mısın? Anlatacak bir şey yok baba. Kuzen ne oluyor sana? Ne var bunlarda beğenmeyecek? Allah aşkına dayı, ne var bunlarda? Kızı resmen yerin dibine sokmuş. O da hiç vakit kaybetmeden beni şikayete geldi, öyle mi? Hayır canım, şikayete değil. İstifa etmeye gelmiş. Ne? Ne diyorsun sen? Evet dayı, maalesef. Artık Cüneyt Bey ne söylediyse kıza. Oğlum, biz bunlardan çok daha kötülerine olur verdik. Senin derdin ne? Of ya. Cüneyt, Ankara'da Eylül Hanım'dan daha iyisini bulamayız. Bunu sen de biliyorsun. Bu işi hallet. Gönderdiğin tasarımlar rezalet derler. Yalap şap çizilmiş hepsi. Bunun için mi dünyanın parasını ödüyoruz sana? Eğer istediğin düzeltmeleri yaparsan paranı alırsın. Yoksa anlaşmayı da ödemeyi de unut. Tamam. Kapatıyorum şimdi. Sinirlisin. Benim yüzümden mi? Hayır, kendime kızıyorum ben. Neden? Haklıydın. Daha iyi olabilirdin. Hayır. Haksızlık etme kendine. Az önce konuştuğum Cüneyt'le mi konuşuyorum acaba? Haklısın. Biraz sert konuştum. Kusura bakma. Biraz mı? Bak. Hiç yapmadığım bir şey yaptım. Başkasına sinirlenip bütün sinirimi senden çıkardım. Bak işte buna sevindim o zaman. Sinirini benden çıkaracak duruma geldiysen arkadaşlığımız ilerliyor demektir. Hani insan sinirini sevdiklerinden çıkarır ya. Ne oldu? Feride mi üzdü seni?
Sinirini benden çıkaracağın kadar yakın olabiliriz ama Feride'ye neden kızdığını anlatmayacaksın, öyle mi? Birinin korkusunu yenmesi için ne yapardın? Korkusunu yenmesi için... Bir laf vardı. Cesaret korkmamak değil, korkuya rağmen devam etmektir diye. Yani? Yani korkuyu yenemezsin belki ama Feride'nin elinden tutup devam etmesini sağlayabilirsin. Sen denedin öyle mi? Kardeşim gök gürültüsünden çok korkardı. Ne zaman yağmur yağsa yorganın altından çıkmazdı. 3 yaşındaydı o zaman. Ben de 7-8. Çok fark yokmuş aranızda. Bir gün gök yarılıyor sanırsın, öyle yağmur yağıyor. Sadece ikimiz vardık evde. İzin vermedim saklanmasına. Elinden tuttum, dışarı çıktık. Daha dışarı adım atar atmaz sırılsıklam olduk ikimiz de. Çok ağladı o. Elini bıraksam kaçacak. Bırakmadım. Kardeşine acımadın yani. Acıdım. Çok acıdım. Ama biliyordum. Islandığı için değil, korkudan ağlıyordu. Daha yağmurun ne olduğunu bile bilmiyordu. Sonra yağmuru öğrendi. Sonra da ağlamadı hiç. Hiç korkmadı öyle mi? Bilmem. Korkmuştur belki. Ama gök gürültüsü yüzünden yağmurdan mahrum kalmadı. Lafa daldık. Ben kalkayım. Geç oldu. Teşekkür ederim bu güzel sohbet için. Ben teşekkür ederim. Bu arada artık istifa etmeyi düşünmüyorsundur değil mi? Yoksa babamın hışmından kurtulamam. Osman Bey'in hışmından korktuğun içinse... Hayır. Ben de böyle bir şey istemiyorum. Cüneyt. Feride masum bir kız. Hayatı tanımıyor. Korktuğu her neyse... Senin bir adım atman lazım. Daha somut bir adım belki. Ne yani? El ele tutuşup kendimizi şimşeklerin altına mı atalım? Aynen öyle.